Türkiye evlatları, Adana'ya hoş geldiniz. Yüce ve şerefli bir görev uğruna çıkacağınız bu yolculukta Adana'dan uğurlayacağımıza çok mutlu oldum. Yavrum, geldiler, geldin. Türk'ün yenilmez gücünü, bükülmez bileğini, kırılmaz iradesini tüm dünyaya bir kez daha ispatlayacak olan şerefli ordumuza en güçlü bağlılığımızı sunarız. Kemal'im, yavrum. Kemal'im, yaban ellere gitmedin ya. Şu anacığının gönlünü bayram yerine döndürdün. Yoldan geldin, karnın açtır. Canın ne çekiyor? Ayran aşı pişireyim sana. Ana, aç değilim. Sence neden döndü Balgize? Neden vazgeçti harbe gitmekten? Neden olacak kız? Belli ki senin için döndü. Olmaz öyle şey. Niye benim için dönsün? Onca laftan sonra. Kalamam demişti bana. Sen neden döndün? O kadar kararlıyken ne vazgeçirdi seni? Gidemedim işte ana. Sen harbe gideceğim dediğinden beri bir taş oturmuştu yüreğime. Şükür Rabbime. Tez elden seni bana gönderdi. Ana çok yorgun. Ben biraz uzanayım. Sonra konuşuruz ha. Tamam yavrum. Hadi sen git uyu. Hadi. Hem Halden halini görmedin mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. İçim acıdı kadının haline. Kemal yanından geçip gidince nasıl suratı kireç gibi kesti? Vallahi düşüp bayılacak sandım ha. Şimdi ne olacak Baksa? Ne bileyim Güllü ne olacak? Ama kavuşsanız da kavuşmasanız da bu iş kolay çözülür gibi değil. Belli ki sizin sevdanız hayatınıza giren herkesi girdap gibi savurup atacak. Ah ulan ah be, ah be. Ulan bu yaşta bu kadınlarla beraber ırgatlık da yapmak varmış. Ama... Ne o? Bakıyorum işten kaytarıyorsun Reşit. Yok. Aynen öyle. Hani sen tembelleri sevmezdin? Hadi hızlan hele. Hızlan hızlan. Yapıyoruz. Eğer şu sıra bitmesin sana akşama kadar da olsa yemek yok. Bana bakın. Akşama kadar bu kısım bitecek. Yasin Ağa'nın emri var. Allah'ıma günüme... Hiçbirinize acımam, gece mece demem, bırakmam sabaha kadar. Ona göre. Şu hale bak be. Benim kendi ellerimle işe aldığım ne diyor? Ama bende akıl yok ki işte. Bende akıl yok. Kendi kendimi yaktım. Hem de cayır cayır yaktım. Ah ulan Reşit. Ben bu hale düşecek adam mıydım be? Ah ulan. Çenen yerine. Elin işlisin. Senin için hanımın talimatı var. Böyle boş boş zaman geçirirsen... Bak... Haydar kaşınıyor bilesin. Aha. Daha düne kadar... iş istemek için paçalarımı öpen... şimdi ısırmak için dişlerini gösteriyor. Ne adaletsiz dünya be. Bak ulan Güllü. Beni yaktın. Ama sana yemin ediyorum. Ben de berber Reşit, sen bunun hesabını soracağım. Reşit.
Reşit Efendi nerede? Sabahın köründe gargalar kahvaltı etmeden tarlaya gitti. Ne yapacakmış ki sabahın köründe tarlada? Irgatların yemeğini götürünce görürsün. Irgatların yemeğini ben mi götüreceğim? Elbet. Kim götürecek başka? Niye? Yanaşmalar ne güne duruyor? Kızım Yasin Ağa çiftlikteki herkesi tarlaya koştu. Çiftlikte sadece senle ben kaldık. Koskoca kadın ben mi götüreceğim bacım? Allah Allah ya, bir bu eksikti. Hem Yasin Ağa'ya ne oluyor ki? Şimdi Reşit Efendi beni onca erkeğin arasında görünce kızmazsın sakın. Ha? Kızar ki ne kızar. Bunlar mı şimdi? Yok anam yok. Daha hep günden yoldan çıkmış. Dansöz oynatmışlar. Meyhanede dansözün işi ne? Pakize nasıl izin vermiş onlara? Ben olsam dünyayı dar ederim Ozal oğluna. Ne diyorsunuz siz be? Haberin yok mu? Neyden haberim yok mu? Kocan dansöz oynatmış meyhanede. Tövbe de kız. Yapmaz Ramazan öyle şey. Aa. Yalan mı söyleyeceğiz? Üstüme iyilik sağlık. Bak kele, söyle o kocan olacak herife, aklını başına devşirsin. Bizim kocalarımızı baştan çıkarmasın. Sana mı soracağım kocama ne diyeceğimi? Kendi işinize bakın siz. Yoksa yemin ediyorum komşu momşu dinlemem, alırım ayağımın altına hepinizi. Ah Ramazan, bir doğruysa yaktım çıranı. Ne gene duruyorsun Reşit? Kaç kere sana söyleyeceğim sallanma de. Ha. Kendini bu hala düşürmek için. Ne oldum değil? Ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Bir çuval inciri berbat etmeyeceksin. Merak etme. Hep öyle kalacak değeriz. Yürüsene be. Açlığımızdan öldük. Bunlara. Tövbe tövbe. Ya bırak otursun. Müşteri değil mi? Parasıyla. Cemşir. Hı. Senin bu kızın var ya, resmen beni ırgat etti. Şu ellerimin haline bir bak, bak. Görüyorum, görüyorum. Ama benim kanıma en çok ne dokunuyor biliyor musun? Aa, şu zal oğlunu affetti de öz babasını affetmedi. Vallahi Cemşir, ben hayatımda senin bu kızın kadar kindar bir insan daha görmedim. Ne vakittir deli gibi işini görüyorum, gene de yaramadım. Üç kuruş için beni itin köpeğin maskarası etti. Yapar, yapar. Ama benim adım da Cemşir'se... ben de avradımı geri almayı bilirim. He. Ben de berber Reşit'sem, ben de ne yapar eder,
o çiftliğe gene çiftçi başı olmanın bir yolunu bulur. Nasıl olacak hoş? Bu senin kızın, Serap Hanım. Dinlese dinlese kimin lafını dinler? Ne bileyim ben. Gel hele. Orhan Bey. Orhan. He. Bak hele. Bizim ne yapıp yapıp bu Orhan Bey'in gözüne girmenin bir yolunu bulmamız lazım. O nasıl olacak? Onu da o vakit düşünürüm. Sen o güzel kafanı bu işlere yorma. Gel hele vur dibine vur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hayırlı olsun Ramazan. Eyvallah, sağ ol. Gel, buyur. Ne içer enişte? Bir rakını içerim Ramazan. Oğlum, enişteme bir rakı ver. Karnın aç mı? Yavuz usta, bir de daha kebap at eve. Enişte, ister misin seninle biraz konuşak? Olur Ramazan. Getir. Canım burada mı acaba? Ne istiyorsunuz? Benim önemli bir işim vardı. Afiyet olsun abi. Sağ olasın. Enişte, sen Dezen'i gördün mü? Hayır. Peki göreceksin mi? Bak, geçenleyin istasyona geldi. Ne baktın, ne konuştun, ne bir şey söyledin. Senin nikahlı karın değil mi? Ayıp olmuyor mu? Ramazan haklısın ama... Enişte, bak benim Dezem gururlu kadın. Onca şeye rağmen kalkmış senin ayağına kadar gelmiş. Ha? Peki sana bir şey diyecekti. Ramazan, biz birbirimize diyeceğimizi fazlasıyla dedik. Dil yarası bu. Böyle bıçak yarası gibi kolayca kapanmıyor. Her yaranın merhemi vardır be. Yeter ki sen iyileşmesini iste. Yüce Rabbim bir vakit gelir öyle bir merhem verir ki... ...bütün dertlerin, sıkıntıların biter. Yeter ki ne göz görsün, şu gönül istesin. Bak, bugün Enget karınla bir konuş. Belki de aradığın merhemi o verecek sana ha. Peki ya sevda yarası Ramazan? Sevda yarasına merhem var mı? Selamünaleyküm. Vay, vay, vay. Kardeşime bak. Sabahtır beri seni arıyorum ben. Hoş geldin. Hoş geldin sen Ahmet. Geç. Hoş geldin kardeş. Nasılsın Ramazan? Eyvallah, sağ olasın. Gel, otur. Kardeşim. Kardeşim. Hoş geldin. Meryem Hanım. Şükür kavuşturana. Allah'ım bu günleri gösterdin ya. Hoş geldin yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk anam. Oh,
Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk Fatma. Hoş bulduk. Hadi içeri geçelim, hadi. Dilekçe hazır. Şurayı imzalayacaksın. İmzalamadan önce bir şartım var. Benimle pazarlık yapacak halin yoksa eğer. Bu tavrınla sürekli geciktiriyorsun meseleyi. Boşandıktan sonra Adana'da kalacağım. Tek şartım bu. Ne demek bu? Ankara'daki evlere el konduğuna göre. Paris'te kızımızın yanına gidebilirsin. Olmaz. Nazlı'nın hiçbir şeyden şüphelenmesini istemiyorum. Kızımız asla boşandığımızı bilmemeli. Bilmek zorunda değil. Okul masraflarını karşılayacağımı söylemiştim. Sen de pekala onu yap... Hayır Orhan. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada, Adana'da kalacağım. Sener. Saçmalıyorsun. Sen buradayken nasıl olacak bu işler? Arkamı dönüp gidecek kadar salak mı zannediyorsun beni? Seni para yüzünden kaybetmeye göze alacağımı mı zannediyorsun? Hiçbir yere gitmiyorum. Serap'ın mallarına el koyduktan sonra tekrar evleneceğiz. Sen buradayken Serap'ı ikna etmek kolay olmayacak. Orasını sen düşünürsün. Yalnız... sakın yanlış adımlar atayım deme. Aksi takdirde planlarını bozmak zorunda kalırım. Hiç pes etmeyeceksin değil mi? Seni kaybetmeme izin verme hayatım. Bilirsin. Kaybedecek hiçbir şey olmayan birinden daha tehlikelisi olamaz. İmzala. Anlaştık mı? İmzala. En çok neyi özledim biliyor musun? Güneşin altında toprakla boğuşmayı. Toprak öyle bir ana ki... ne ekersen bin mislini veriyor sana. Hiçbir şey toprak kadar cömert değil Kemal kardeş. Yılmaz! Kardeşim! Kardeşim hoş gelmişsin ya. Kazamız mübarek olsun. Hoş gelmişsin tamam. Yeğenim. Hoş bulduk. Nasılsın Muhtar dayı? Sağ ol. Nasılsın? Ne olsun be Yılmaz kardeş? Hep sıkıntı işte. Öyle vallahi. Topraklar el değiştirecekmiş diyorlar. El mi değiştirecekmiş? He. Sedat Efendi yok mu? Tapuyu satışa çıkarmış. Allah Allah. Sedat Efendi yurt dışında değil miydi? Nereden çıktı bu icat şimdi? Vallahi biz öyle duyduk kardeş. İnşallah bu toprakların yeni sahibi Sedat Efendi gibi biri çıkar kardeşim. Ya o hiç bize karışmaz. Kendi malımız gibi eker biçerdik. Kendi malımız zaten muhtar. Bildik bileli hep böyleydi. Tamam da tapu kadastro var kardeşim. Şimdi el değiştirince ne olacağı belli olmaz. Yeni sahibine bağlı. Toprakları kim alacak ki? Vallahi artık orasını Allah bilir. Efendim. Bağlayın. Rahatsız etmiyorum umarım. Hayır Orhan Bey, buyurun. Dün annenize not bırakmıştım. Aramadınız. Bir şey olmadı umarım. İyi misiniz? Affedersiniz.
Unutmuşum, çok dalgınım. Çiftlikteki mahsul elimde kaldı. Zarar çok büyük. Üstüne üstlük toprağı bir yılına da sabır bırakmak gerekiyor. Yani önümüzdeki sene de bizim için çok zor olacak. Anlıyorum. O halde Sedat Bey'in arazisi kaçınılmaz oldu. Ekim alanları için yeni topraklara ihtiyaç zaruri. Yalnız acele etmezseniz toprakların başka birine satılması an meselesi. Açıkçası bu meseleyi düşünmeye pek fırsatım olmadı. İsterseniz size araziyi göstereyim. Karar vermenizde size yardımcı olur. Peki. Halide kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kemal burada mı acaba? Dolaşmaya çıkmıştı. Kemal, seninle konuşmam gereken şeyler var. Biraz yürüyelim mi? Olur. Buradasın. Buradayım. İyi misin Halide? Şimdi iyiyim. Çocuğumuza bir şey olmadı ya. İyiyim. Çok korkmuştum. Babasız büyüteceğimi zannetmiştim. Hayır Halide. Bir daha sakın böyle şeyler getirme aklına. Çocuğumuz babasız büyümeyecek. Hadi uzan şimdi. Nereye gidiyorsun? Bir işim var. Ama merak etme, uzun sürmez. Hemen dönerim. Tamam. Orhan Bey, kararımı verdim. Toprakları alacağım. Hemen bu işi hallederim. Harika bir haber bu. Ben hemen Sedat Bey'e haber vereyim, işlemleri başlatalım. Malum bürokrasi biliyorsunuz, işlemler bir iki gün uzayabilir. Siz bana tam bir vekaletname verirseniz, ben de sizin yerinize işlemleri takip edebilirim. Hay hay. Hemen noterde buluşalım o vakit. Hay hay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hanımım, vaktiniz varsa bir şey konuşacaktım. Buyur Yasin Ağa. Kara Hasan'la arazisini almak istediğiniz doğru mu? Sen nereden duydun bunu? Malum bu türlü haberler çabuk duyulur. Irgatlardan biri kahvede konuşulurken duymuş. Bana sorarsanız o araziyi sakın almayın derim. Neden almayacakmışım? Toprakla birlikte belayı satın alırsınız. Köylü ölse bırakmaz toprağını size. Allah korusun. Kan bile çıkar. Meseleyi büyütüyorsun Yasin Ağa. Merak etme, ben o köylüyle baş etmesini bilirim. Muzaffer Bey de yıllarca elinde silahla dolandı. Tam ortalık durulmuşken başkalarının topraklarında husumeti üzerimize çekmek hayırlı olmayacaktır. Muzaffer Bey olsaydı bu toprakları almaz mıydı Yasin Ağa? Ben de aynen öyle düşünmüştüm. Muzaffer Bey'in yanında durduğun gibi benim yanımda da duracak mısın? O nasıl söz? Elbette. Âlâ. Mesele kapanmıştır o zaman. Thank you.
Çekil önümden. Konuşacaklarım var Güllü. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Çekil önümden. Güllü. İn arabadan. Sana söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceksin bana? Halide'ye nasıl sarıldığını mı anlatacaksın? Beni nasıl kandırdığını mı? Ben seni hiç kandırmadım. Hiç boşuna yorma çeneni. Sana bir daha asla inanmayacağım. Güllü. Keşke defolup gitseydin Kore'ye. Keşke hiç çıkmasaydın karşıma. Ama haklısın. Ben eski Güllü değilim. Serap Hanım'ım artık. Yakında herkes görecek Serap Hanım'ın kim olduğunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.